My name is Ali Mulcan and my friends Cihan Çalışkan and Çağdaş Özgün. We are going to talk about our project 21 Fotoğraf. I will come to you in Turkish to make it more easy to understand. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar size öncelikle ekip olarak kim olduğumuzu anlatmak istiyorum. Biz organizasyon ekibi olarak 3 sinema öğrencisiyiz ve fotoğraf konusunda teknik bilgiye ve bazı informasyonlara sahibiz. Bu yüzden fotoğraf üzerine bir proje yapmaya karar verdik. Bunu da Down sendromlu çocuklarla yapmak istedik. Bunun da tabii ki bir amacı var, belirteceğim ileride. Biz Down sendromlu çocukları tarihi bir yere götürüp onlara fotoğraf çektireceğiz ve daha sonrasında onların fotoğraflarını sergileme üzerine bir proje düşünüyoruz. Outline olarak bizim projemizi şu şekilde size yani 5N1K'yı nasıl yapacağımızı ve bütçemizi, sponsorlarımızı anlatacağız. Öncelikle projenin ne olduğundan bahsedeceğim size. Bizim projemiz, düzeltmemiz gereken bir nokta var. 20 tane Down sendromlu öğrenciyle Efes Antik Kenti'ne gidip orada onlarla fotoğraf çekip bir gün boyunca en sonunda o fotoğrafları bir eleme şeyine alıp iki tane fotoğrafımız var burada profesyonel. Onlarla bir değerlendirme alıp en iyilerini toplayıp onları sergilemeyi düşünüyoruz. 21 çocuk değil ama 20 çocuğun şöyle açıklayacağım. Bir tane de fotoğrafçıların, profesyonel fotoğrafçıların fotoğrafını yayınlayacağız. Çünkü Down sendromu 21. yani kromozom, iki kromozom şeyinde, iki tane DNA'daki bölümden 21 kromozom bir tanesi fazla olmasıyla ilgili bir rahatsızlık. 15-18 yaş arası insanlarla yapmayı düşündük. Yani zaten bir tane insanlarla iletişim kurmak zor oluyor. Belli sıkıntıları olabiliyor. Bu yüzden belli yaş ortalaması biraz yüksek tuttuk. Projemiz bu şekilde başlayacak. Neden biz Down sendromlu çocukları seçtik? Neden böyle bir proje yapıyoruz? Çünkü bizim amacımız onlara kendi yani onlara bir şey yapmalarını sağlamak, onların sosyalleşmesine yardımcı olmak ve kendilerine güvenmelerini sağlamak. Bunun dışında kendini kanıtlamaları da sağlıyoruz. Yani sergide bunun bir aşaması zaten. Fotoğraf çekmeleri bir yana, sergide de kendilerini kanıtlamaları ve yaptıkları işlerini görmelerini sağlayacağız. Nerelerde düzenleyeceğiz? İlk önce planımız, yani ilk gün planımız Efes Antik Kenti'nde olacak. Efes Antik Kenti'ne gideceğiz. Programdan birazdan ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Sonrasında da sergimizi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğiz. ne zaman? Şimdi tarih olarak aslında 21 Mart Down sendromu duyarlılık günü. Ama o dönemlerde hava koşulları uygun olmayabiliyor. Fazlasıyla yağmurlu gün olabiliyor İzmir'de özellikle Efes'te. Bu nedenle biz bunu biraz daha baharın sonuna doğru aldık. 10 Mayıs'ta Efes turumuzu gerçekleştireceğiz. 10 Mayıs'ta saat 8.30'da kalkış, yani otobüslere binip kalkışı gerçekleştireceğiz. 10'da Efes'te olacağız. 10'la 4 arası fotoğraf turumuz var. İstedikleri yerlerde, istedikleri açılardan fotoğraf çekmelerini sağlayacağız. Biz yanlarında onlara destek olacağız. İki profesyonel fotoğrafçıyla birlikte. Bunun dışında fotoğraf turumuz bittikten sonra 4 ile 6 arası otobüsün dönüş saatine kadar yemek yemeyi ya da onlarla vakit geçirmeyi düşünüyoruz. En sonunda 6.30'da dönüş saatimiz. Sergimizi bir hafta sonra ya alıyoruz yani 8 gün sonra ya 18 Mayıs'ta sergimiz olacak. Saat 2'de Adnan Saygın Sanat Merkezi'nde olacak. Şimdi hedeflediğimiz kitleyi de biraz daha açıklamak istiyorum. Bizim gibi 20 tane Down sendromlu çocuk. 15-18 yaş arası. Bunların eğitmenleri 2 kişi. 2 tane danışman, profesyonel fotoğrafçı. 3 kişi de bizim ekibimiz, kendi ekibimiz olacağız. Nasıl gerçekleştireceğimizi de evet işte öğretmenlerin destekleriyle. Bu arada 2 tane de şeyimiz var. Sağlık danışmanımız var. Bir tanesi nörolog, bir tanesi psikolog, bir tanesi nörolog doğru, bir tanesi psikiyatrist olmak üzere. Danışmanlarımız, bir geri gelebiliriz. Danışmanlarımız profesyonel fotoğrafçılar olacak. Ve nasıl kısmında ilk hedefimiz de tarihi bir yer olması. Onların orayı görüp, algılayıp o şekilde yani farklı bir bakış açısıyla fotoğraflamalarını sağlamak. Projemizin amacı tamamen yani Down sendromlu çocukları topluma kazandırmak. Çünkü eğitim yani toplumda eğitim almaları, bizler gibi yaşamaları ve hani sosyal etkinliklerde bulunmaları çok zor oluyor. Biz onlara destek olarak onları topluma kazandırmayı ve kendilerini kanıtlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Şimdi Çağdaş arkadaşım size sponsorlarınızdan bahsedecek, aldığınız bütçede yardımcı olan kişilerden bahsedecek. Hayır, Çağdaş.
I communicated them and it wasn't any problem about it. And that's the position. Hepsine mail yoluyla ulaştım ve ortak tanıdığımız bir insanın da yardımıyla liyakat işte lider kadınlar yani önde olmak üzere komisyon ajansı, ekle sponsorlu. Hepsi bize sponsor oldu. Total gelirimiz 10.800 lira olacak. Bütün giderlerimizi çıkardıktan sonra geri kalan parayı biz kuruma bağışlayacağız. Bunun dışında konak belediyesi zaten Adnan Saygın'da yapacağımız sergiyi yani konak belediye çapında oluyormuş o sergiler ve para almıyormuş belediye genelde sergi açan insanlardan. Eğer biz belediyeye başvurursak. onun dışında hepsi gayet yardımcı oldu. Yani ve hani sanırım biraz da toplumsal buldukları için hiçbir sıkıntı çıkarmadılar yani. Sağ olsunlar. Onun dışında riskler var tabii. Oradaki sağlık durumu özellikle çocukların herhangi bir otizm atağında bir tane doktorumuz olacak. Bir tanesi onları sakinleştirmek için Veliyev'de herhangi bir istemediğimiz bir durumla karşılaşınca hani ilk yardımı yapması için iki doktorumuz olacak. Ve genellikle düz yerleri seçtik yani böyle çok engebeli değil de çocuklar da rahat rahat fotoğraf çeksinler. Biz de sıkılmıyoruz. Onlar da bunun başka bir şey gelmişti diye. Başka? Ve arkadaşım Cihan devam edecek. Merhaba arkadaşlar, ben Cihan. Organizasyonumuzun bütçesi öncelikle turu ayarlamakla başladık. Bunun için 3 tane turla görüştük İzmir'de. Ortalama fiyat 35 lira. Bunun içine rehber ve otobüs maliyetleri dahil. Ayrıyeten otobüsün sigorta fiyatları bunun içine dahil. Bununla birlikte Efes turun içine girmek için müze kartlara ihtiyacımız vardı. Müze kartı Kültür Bakanlığı ile bir görüşme içine geldik fakat bize bir geri dönüş içinde bulunmadılar. Müze kartları tanesi 30 liradan 30 kişi gideceğimiz için 900 lira olacak. Bununla beraber dijital fotoğraf makinesi aldık. Gelecek çocuklarda herkese fotoğraf makinesi olmaz. Bunlara biz kendimiz fotoğraf makinesi sağladık. Katılım bu dijital fotoğraf makinesi 3000 lira yapılıyor. Katılım sertifikası 80 lira olacak. Sergi alanı Adnan Saygın'da düzenleyeceğiz. Buradaki yiyecek, içecek, catering işlerini çalışkan tüketim bize sağladı. Selçuk'taki öğle yemeği için otobüs firması bize orada belirli yerler önerdi. Bunu da kendimiz karşılıyoruz. Toplamda 6000 lira bir tutar oluyor. Geriye kalan 4.795 lira Muğla Down Sendromlu Çocuklar Derneği'ne bağışlıyoruz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.